bilancio, per virtuola e luci. Il canale piccolo non si deve spogliare, ma che fanno la vostra termina, diciamo, in casino. Io la zona, per odore anche si fa riuscire, io la zona di altri stichi di investire, te cade in zero, al del giorno su più sesta, vanno a vedere, odore a vedere, per dire, risuolta la nostra, li calore, diciamo, tutta me le abbia questo, però, te cresce un stravella, per me, non ci sono, pensi? Anche questo è il risultato. Il vaggio è il risultato. Il vaggio è il risultato. İnsanların bir vücuduna yaptığınız bir şey diye dönüşüyor. O yüzden çok çok daha farklı önem veriyorsunuz. Yani bir tuvalı yaptığınızda beğenmediniz, çöpletersiniz. Ama olay deriye olduğu zaman bir şansınız yok. Ama benim işlerim genelde 30 yaş üstü insanlar daha bilinçli. Daha çok işte güvenli işleri belli olan yani sıkıya belli olup da hayatlarına etkileyecek insanlar. Yani 18 yaş altında da öyle. Yok kesinlikle yapmıyoruz. Ama şöyle bir şey de aileleriyle birlikte gidiyorlar büyük ısrarlarında. Burada bazen tartışıyoruz işte ailelerine de anlatıyor. 18 yaş öncesinde yapmamızın en büyük sebebi ergen çağlarını atlatmamaları. Ayrıca vücut gelişimini tamamlamadığı için dönem yerde işlemesi daha sonraki işte ileriki zamanlarda dönemi bozulmaması için yapmıyoruz. Ama dediğim gibi 20 yaş üstündeki insanlar biraz daha bilinçli oluyor. Aile hayat görüşleri belli oluyor. Meslekleri biraz daha göre çizmiş oluyorlar. O yüzden 20 yaş çok çok daha sağlıklı. Yani bu kadar söyleyeyim o zaman. Tam gelişimlerini zannediyor ki tek iğneye değişmesi gerektiğini düşünüyorlar. Aslında tavanı yanlış, keşke tek iğne değilse. Komple bulunduğu ortam sterilizasyon olmak zorunda. Oturdukları koltuktan işte bizim kullandığımız tezgaha kadar, işte boyakkabından vazeline kadar bunlar tek kullanımlık olmak zorunda. Dediğim gibi tek iğneyle bitmiyorlar. Tüm odanın aslında sterilizasyonu tek kullanımlık olmasına dikkat edilmesi gerekiyor. Peki en başta ne yapıyorsun yani? En başta ne yapıyoruz? Geliyorlar size dövme yaptırmaya. Önce neye bakıyorsunuz? Yani ilk dönemde teşekkür ediyorum. İlk geldiği an dövme yaptırıyor diye bir olay yok. Geldikleri anlarda aslında bir tanışma ortamı oluşuyor. İşte ne tarzda şeylerden hoşlandıklarını anlıyoruz. Daha sonra randevu veriyoruz. Randevu aslında hani, tamam zamanımızı işte şey yapmış oluyoruz. Bir nevi sıralamış oluyoruz ama asıl olay randevuda şeydir, insanlara düşünme payı bırakmaktır. Emin olmalıdır. Örneğin en az 3 gün. 3 gün içinde bir insan o dövmeyi gerçekten yaptırmamalı mı, yaptırmalı mı, yaptırmamalı mı, gerçekten o dövmeyi mi istiyor? Onun için bir zaman tanıyoruz aslında insanlara. O birlikteye getirmiyoruz. Ondan sonra kataloglarımız var sonra. Tabii. Aslında kataloglar insanların zevklerini anlamamızı sağlıyor. Hani katalog dönemesi yapmasına karşı ama. Çünkü bir dönem bir insanlı olmalı. Şey.
gibi değil. Bu bir kazak veya bir tişört gibi değil. Beğenmediniz, atın çöpe. Ama dövme erişim olmadığı için çok iyi düşünmeniz lazım. Ve dediğim gibi kataloktan seçilen bir dövmeyi oraya kopyalayıp yapıştırılan çöp. O insanların biraz da az da olsa bir oynama yapılması lazım. O kişiye özel olmalı. Tabii tabii. Tabii. Aslında neredeyse her dönemde kendi tasarımını yaşıyor. Kişiye özel olsun istiyorum. Evet, kendi tasarımları kullanıyorsun. Peki sonra yapmaya başladığında nasıl derinin temiz olması, önce gibi işlemlerden önce yapılacak bölgeye kıllardan bir yarım diyoruz. Çünkü kırkırtlarında da bakteriler oluşuyor. O bölgelerini temizliyoruz. Daha sonra kopyalanması gerekiyorsa model. Onu kopyalıyoruz, transfer ediyoruz. Dediğim gibi daha sonra dişli boyalarla diğer malzemelerimize dövmeye başlıyoruz. Yaklaşık bittikten sonra da bir haftalık ve 10 günlük süren bir süreç var. Bu süreç içinde dikkat edilmesi gereken konular var. Ve yapılan dövme, örneğin dünyanın en iyi dövmesinde olsa, o bir haftalık ve 10 günlük içerisinde yapılması gerekenleri siz yapmazsanız, haliyle o renkler veya işte tonlar istediğiniz gibi olmayabiliyor. Özellikle karşıda iş düşüyor yani. Özel malzemeleri var. Bakın kremleri var. Evet. İşte belirli bir örneğin güneşten uzak duruyorsunuz veya sudan uzak tutuyorsunuz. Ellerinizin temizliğine, işte giydiğiniz kıyafetin sebep olmadığına dikkat ediyorsunuz. Hepsi bir etken. Yani sizi çıkartmalarınızı tekrar tekrar yani bir sürü işlemden geçiriyorsunuz. Tabii. Kesinlikle ama dediğim gibi bir işbirlik aslında. Dövme yaptıran ve dövmecinin arasında bir işbirlik oluşuyor. Bu işbirlikte birisi yanlış yaptığında o dövmenin de işte istediğiniz tam istediğim sonuçları elde edemeyebiliyoruz. Evet, onun da dövmeden sonra, yaptırdıktan sonra bir bakımda, kesinlikle. Bakımını yapması gerekiyor. Daha kalıcı ve daha canlı durması için değil mi? Oraya derin de, aslında hani sağlık da bir yana. Bir de estetik kısmı olarak işte. Evet, estetiğin de bozulmaması gerekiyor aslında. Peki, şöyle söyleyeyim, hani dövme yaptırıyorlar ama mesela sevgisinin ismini yazdırdı. Kötü durumlardan biri sonra pişman oluyor, sevgisinden ayrılıyor. Şöyle söyleyeyim, belki 20 yıllık evli oluyor, belki 30 yıllık evli oluyor, kesinlikle karşı. Çünkü görüyorsunuz 40 yıllık eşlerle boşanabiliyor, ayrılabiliyor. O yüzden kesinlikle yapılmaması. Tabii. Çocukların ismi, anne ismi, baba ismi, hani aslan atılmaz, tasar tutulmaz hesabı. Ama eş, kesinlikle hayır. Evet, eşlere. Ben tabii günümüzde de boşanmalar gerçekten çok fazla. Peki, sildirme işlemi, bunlar cerrahi operasyonla mı geçiyor? Sildirme işlemi hakkında çok bir bilgim yok aslında. Ama günümüzde en çok geçmişte estetisyenlerden yararlanıyorum. Şu an lazer uygulaması var bizim kıyıda. Ama bu da haliyle günden güne gelişen bir teknoloji. %100 sonuçlar alınmıyor mu? Sonlarına gördüğüm birçok dönemesinde %100 sonuçları görmeye başladım ben. Yani teknoloji gelişince aslında dövmelerde kalıcı olarak tamamen silinebiliyor ama kalıyor mu acaba? Şimdi şöyle, genelde benim dövme sildirme gördüğüm veya yaşadığım olaylarda şeydir, kapatılma dövmeler vardır kalıcılığımız. İnsanlar işte geçmişte yaptıkları dövmeler veya işte pişman oldukları dövmeleri tekrar kapattırmak için ama öyle durumlarla karşılaşıyoruz ki ben önce sildirmeyi tavsiye ediyorum. Tamamen sildirmesine ihtiyaç duymuyorum. Hani kapatılacak bir dövme ama tamamen silmiş dövmeler de gördüm. İzler kalıyorsa da bizim işimiz kapatmak olduğu için, size tekrar dövme yaptırmak olduğu için sorun yaşamıyorum. Yani küçük bir dövme olur, dövmenin üstüne sildirmek yerine farklı bir, ondan daha büyük bir desenle evet. Kapatılabiliyor. Ama her zaman sıfır bir cilt yani, daha iyi bir şey. Her zaman aslında. Peki dövme konusunda yaptığınız
Geçmişte dövecilik meslek olarak sayılmıyordu. Aile devlet bundan ne vergi alıyordu, ne direkt veriyordu. Ama yaklaşık son 4-5 yıldır artık belirli görüşmelerle bir dernek haline geldi. Meslek olarak saymaya başladılar. Ve işte bunun için de belirli koşullar gerekiyor. Bu koşullardan biri ilk başta kalfalık belgesi almak, arkasından ustalık belgesi almak ve bununla iş yerleri açılıp belirli denetimleri de sizin derneğiniz tarafından uygulanması ve kayıt altında olması. Aile devlet de bundan kağıdı çıkıyor, vergisini alıyor. Haliyle insanların işi daha rahat eden belirli denetimler ve senin koşullar altında yapıyoruz biz bu işi. Daha iyi. Aslında daha iyi değil mi? Yani insanlar güveni sağlıyor, hem de devlet her şeyin bir merdiven altı vardır derler ya. Yani devletin sadece bunu yapması gerekiyordu. Neden? İşte dövmenin başlangıcına baktığınızda, doğuşuna baktığınızda insanın yarısı bir şeyle başlar. Yani içgüdü, sistemli içgüdüsü ilk başta çıkar. İkinci çıkar, insanların kendini ifade etmesidir. Siz böyle bir şeyi engelleyemezsiniz, asla engelleyemezsiniz. Engelleyemiyorsanız, belirli denetimler altında yapılsın ki sizin toplumunuz, halkınız o koşullardan yararlansın. Aile herkes için kârlı bir olay. Halkımızın sağlığı açısından. Her meslek kurumundan ya da bu dağ sektörün olsun her şeyde denetim kısıtlama şart yani. Çünkü sonuçta herkes bir şeyler yapıyor. El altında işte satıyor, geliyor, gidiyor. Bunların da denetlenmesi lazım. Dedim ya, en başında halkımız için yapıyoruz. Yani çok güzel bir adım atıldı o yönde. Yani bence çok iyi bir adım. Kesinlikle. İstersen bir arkadaşımız var İspanya'dan Merve, bir arkeolog arkadaşım. İstersen o bize bir VTR hazırlamış, oradaki tarihi güzellikleri bize göndermiş, fotoğraflamış. İstersen şimdi onu izleyelim, ardından tekrar beraber olalım.
tarihi yerleri, gerçekten hani mutfak meşgü, gezer gençler görür ya, o da ünlüdür. Islanmamış, giyilmiş, oraları fotoğraflamış. O zaman ben sana soru sordum. O zaman bayağı değil mi? Bak, 1985'te Denizli'de doğdum. Denizli'nin çayını yedim. Denizli Üniversitesi'nde bulundum. Lise çağlarında şimdi çok fazla ilginç şeyim. Babam da müzik öğretmenim. Teknolojisi olmalıydı. Ve hep resim ayırdı aslında. Şey yaklaşık 2000 yıllarda resim öğretmenliğine başladım okul üniversitesine. 2005'ler bir mezun oldum. Yıllarca heykelle ilişki oldum. Şey, Denizli Belediyesi'nde birçok bir şey yaptım. Recep Gözü Yol Parkı'nda heykeller yaptık. Yaklaşık 20 tanesi bana aittir. Yani ne kadar bilim mesele. Evet, buradan sanatçısal eserlerinin kim yaptığını duyuralım. Heykelden sonra dönemeye tanışmam oldu aslında. Heykel her zaman benim hayatımda yer alacak bir yerde. Hala böyle. Zaman ayıramıyordu sadece. Ama dönemeye de heykelden çok 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 daha sevdim aslında. Kesinlikle. Çünkü hep şey vardı hayalimde. Ölsem bile ismin unutulması veya ben bir yer edeyim. Dünyada bir yerim olsun veya bir ismim olsun, bir ismim olsun. Heykel o yüzden hep alırım aslında ama dövme yaptığım insanlar ölünceye kadar da herhalde ismin unutulmayacak. Gerçekten çok sağ olun. Yani ben dövme İnşallah tekrar başlayacağım. Bir şey zaman ayırabilirsem kendime tekrar başlayacağım. Çok güzel. Senin İnşallah. İnşallah. Uluslararası bir yarışmaydı. Yurt dışından da ben katılımcı vardı. Türkiye'den katılımcılar vardı. Ben küçük dövme kategorisinden yarıştım ilk gün. Ondan bir üçüncülük aldım. Üçüncü günde relax dövmeden katıldım kategorisine. Ondan da bir ikincilik aldım. Hayli mutlu edici bir olaydı. En çok da daha önce de söylemiştim. Bana dövme yaptığı insanlar mutlu oldu. Uluslararası bir yarışmada işte dövme yaptırdı. İnsanın işte derece alması haliyle mutlu ediyor insanları. Bu şekilde. Tabii ki mesela bir heykel tıraşlık demişken Denizli'nin Denizli'de de Uluslararası Heykel Kurulu'nun Eskişehir'in bir arkadaşım da var içlerinde. Evet, diğer ülkelerden heykel tıraşlar geliyor. Bana da bundan hatırlattı burada. Sağ olsunlar, davet etmişler mi? Kömür cümerler yapıyordu. Ben çok istiyordum katılmayı. Ama vakit ayıramıyorum. Hani belirli bir programım var. O programın dışına çıkamıyorum. Çünkü yaklaşık 1-2 ayıma o heykel alacak. Ama hala gönlüm bir yerinde o konumunda yer almak isterim. Evet, inşallah. 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 Evet, çok iyi yaptılar onları. Çok güzel bir görüntü. Böyle tabii çok dikkatimi çeken kocaman bir kafa vardı böyle. Abi, bizim neydi? O yılanlar olan mıydı? Yılanlar olan. Bir tane yok. Japon bir birkaç kişi yaptı. Tamam. O kadar büyük nasıl onlar. Çok etkileyici bir yanı değil mi? Aslında çok basit bir müzikler. Evet. Dokusu çok az veya işte ifadesi çok az olan bir hikayede ama inanılmaz etkileyici bir hikaye. Yani etkileyici olduğu kadar inanılmaz bir emek var yani. Tabii taş, taş olur bambaşka. Evet, onlar için var da müzikalim. Bunlar kopmaya gidiyorduk. O kadar da ilginç çekti yani. Diğer mesela illerden gelenler oldu. Onların önünde fotoğraf çektirdiler. Deniz Doğruz'unda olduğu gibi. Hem Deniz Doğruz'un önünde fotoğraf çekilen insanlar da oldu. Hem de heykellerin önünde fotoğraflar çektirdiler. Yani çok...
Ve şeyi görüyorum, o dönem biraz şey bir dönemde topluluğu belediyenin önünde toplandığı bir dönemde çok iyi denk gelmiş bence. Bence de çok iyi denk gelmiş. Yani belediyenin önünde genelde orada standlar kuruluyor. Genelde belediyenin önünde yapılmak bence çok doğru yani. Kesinlikle, kesinlikle. Herkes olarak öncesi. Şunlar zaten Demirgül'ün en bilinen, tam bence olsa da öyle. Başka yani. Evet. Aslında hani yeni yerler yapabiliriz. Sevimlik, Vali Parkı, ondan sonra Şerayar alanı ya da İngiliz Pınar Parkı. Böyle yerler de var ama tabii deniz deyince Çınar'a gitmemek olmaz aslında. Belki oraları görmeyen çok insan vardır. Fakat Çınar'da bir şey olduğuna ben Çınar'da görünmüyor yani, değil mi? Kesinlikle. Evet, küçüklükten beri ilk son hayalleri oluyor. Yani senin de en büyük hayallerinden biri gerçekten gerçekleştirmen, bunu yapmak hani gurur verici aslında. Bir hayalde olmalı. Kesinlikle. Hayal sizi yaşamaz. Evet. Onu hayal kurarak adım adım gerçekleştiriyorsan ayrıca resim öğretmeyorsan heykelle tatil uğraşıştıklar mı? Başka bizim bilmediğimiz bir şeyler var mı? Benim uğraştığım yok, başka bir şey yok aslında. Zaman kalmıyor çünkü. Yani sen de haklısın. Peki o zaman senin yaptığım çalışmalardan ben VTR'de sana sürpriz yapmak istedim. Yaptığım çalışmaları da ilk online görüşmek istedim. Hani belki sanatçı ve sanatçıya bakış açısıyla daha çok değişebilir mi? İnsanlar çok güzel renkler. Sen bunu yani insan vücuduna yapıyorsun. Bence bu çok değişik bir sanat. Bir şu var. Şimdi 1900 yıllarda, 1990'lı yıllardaki yamağın işi, şu anki yamağın işi arasında daha ne kadar fark var. Şu dönemki malzeme kısıtlaması, belki de sanatçı gelişimi vesaire çok fark verir. Şu an örneğin evinizdeki bir tabloyu, yani işte babanızın bir fotoğrafını, ailenizden bir fotoğrafını vücudunuza taşıyabiliyorsunuz. Hani görmeye bakış açısı da biraz daha değişti. Yani vücudunuzda bir sanat görüyorsunuz, yani resim görüyorsunuz. Mesela çirkinlikten çok daha estetik gelmeye başlıyor. Evet. Özellikle dikkat ettiysen son 5 yıldır görme çılgınlığı diyorlar, masa çılgınlığı değil. Sadece bir farklılık. Yani insanlar özlediklerinin fotoğraflarını ceplerine taşırlar. Bu da baktıkça, kesinlikle özlediklerinin fotoğrafını ya da ismini ne bileyim baktıkça onu hatırlıyorsun. Ya bu durum size bir yazı. Thank you.
going out to show girls how nice and doing for celebration. And if they did a project, getting fun, and çok özenli, çok güzel. Motor kulübümüz var, Türk Çapış, işte Alkan Evlilik Motor Kulübü diye geçiyor. Bir ciddi anlamda da sayılır. Türkiye'de her siyah kaplıyız. İşte haftanın bir günü toplantımız oluyor. İşte yaklaşık her ay bir gezimiz oluyor. En çok da hayatımda yer kaplayan şeylerden biri o. Peki en uzak mesela motorla? Hani, aslında çok zamanlı olduğu için hani çok büyük uzaklıklar yapmadım. Bir İstanbul var yani. Hani böyle aman aman günler ayıramıyorum ama bizim her yıl işte büyük sürüşümüz dediğimiz sürüş rotamız var. O da işte örneğin bir dönem Güneydoğu Anadolu'ya kadardı işte. Bir dönem Çoğu, bir dönem Gürcistan'a kadardı. Her yıl yapılan büyük sürüşlerimiz var aslında. Ben de katılacağım inşallah. Katılamıyorum. Dediğim gibi her ay bir yerlere gitmeye çalışıyoruz. Biz otobüsle ne kadar çekemiyor, ne kadar saat yolu, ta Gürcistan'a kadar motorla. Evet, işte kesinlikle o yaklaşık iki hafta falan sürüyor süreçte. Gürcistan'a kampı sürüyor. Kamp falan. Kamplar yapıyorlar. Yani belirli bir koordinasyon olarak bu koordinasyon için sürüşler yapıyor. Belirli disiplinler içinde sürüyor. Evet. Tabii haliyle herkesin can güvenliği ayarlanıyor, işte sürüşü ayarlanıyor, benzini yakıp düşünüyor, her şeyi düşünüyor, hesaplanıyor. Bir yıl bir çalışıyor aslında. Tabii inanılmaz, inanılmaz eğlenceli sürüşler. İşte benim bu hayatımda en çok yer kaplayan şeylerden biri. Kafadayım arkadaşlar, oldu mu? Kesinlikle. Bir de en güzel kısım, Türkiye'nin her yerinde dostların arkadaşları var. Evet, birçok ilan şey oluyor. Oraya gidiyorsun motorla, Kulüpçünün en güzel kısmı var. Hani mahalleye gidiyorsunuz, orada bir arkadaşlarınız, dostlarınız var. İşte Sinop'a gidiyorsunuz veya işte İstanbul'a gidiyorsunuz, Ankara'ya gidiyorsunuz, nereye gidersiniz gibi neredeyse. Tüm Türkiye'de kulüp arkadaşları var ve bizim kardeşlik kavramını kullanıyoruz burada. Kardeşlerimiz var. Yani onun verdiği keyif ve haz başka oluyor. Kardeşler. Evet, her şeyden aslında. Fotoğraf verken bile bir keyif yani. Açık havada seyahat değil, ben bunu artık açık havada seyahat ediyorsunuz. Peki bu kulüp her ilde şey var mı? Var. Kolu. Var var. Merkez İzmir. Tüm Türkiye'ye neredeyse döndük. Dönmeye de devam edeceğiz. Genişliğe. Gerçekten ama şey çok motorun aşırı derecede tutkunlar var. Ben hani çok tanıyorum. Motorsuz yapamam diyenler var. Kesinlikle ben de öyleyim. Kesinlikle yapamam diyorum. Motorsuz. Elimin alt kıtma bodrumda olsun yeter. Ben o psikolojimde bana yeter yani. Sorun olsun. Dövmeyin payım. Yani hayat, seni hayata bağlayan şeyler var. Tabii tabii. En büyük yeri tabii eşim alır. Birinci hayatı bağlayan eşim, ikincisi görme. İkincisi de eşimiz de motordur yani. Peki, süremizin de sonuna yaklaşıyoruz. Söylemek istemezdim. Aslında çok güzel bir program, sohbet oldu. Buradan görme yapıcılara son bir tarihi aslında ikinciliğiniz istemden nasıl olduğunu değerlendirmek gerekir ama çağrımlar olurdan. Dedim ki 18 yaş altına kesinlikle yapılması lazım. Yani ailelerin de aslında birazcık çocuklarıyla konuşup ikna etmeleri lazım. Çünkü sonra ilişkiye düşüyorlar bazen. Bu da sıkıntı yaratıyor. 18 yaş altına ve 20'den sonra yapılan böyle çok çok daha keyif olur. Çünkü bir yıl önce işte. 20'nin altında dövme yapılması gerekiyor. 20'nin altında dövme yaptırmaması gerekiyor. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok memnun Söylemek istediğim, bizim unuttuğumuz, soramadığımız. Yok, başka bir şey. Gerçi ben bırakmam, her şeyi sorarım. Burada yakaladım.
Sonra gel, mesela Türk söyleyemem diyorlar, şiir okurum ben diyorlar, ama mutlaka Türk söyleyemiyorum. Pek aklımda bir şey duymadım, Türk şarkı, şiir. Var yok, çocuklukta kaldı. Bir gün o zaman internetimi kaldım. Bu sefer o yazdığım yapıları da istiyorum. Tamam. Burada tekrar bir program yaparız seninle de. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sonralara kadar bize seni stüdyomuzda aramak çok büyük mutluluktu. Değişik konu işledik aslında. Yani sürekli ben gençlere çağrıda bulunuyorum burada. Mutlaka tarzı sanatsal faaliyetleri öğrenmenizin. Yani bunu ailelerinde aslında çok payı var. Ailelerin de destek vermesi gerekiyor. Herkesin sanatsal faaliyetlere yönelmesi gerekiyor. Olmaz işte sporluğudur. Yani, İnsanların bir şeyler uğraşması lazım. Yani mutlaka insanın sosyal bir faaliyetle uğraşması lazım. Gerek gelişim açısından, ruh sağlığı açısından gerçekten çok büyük bir terapi. Yok hani insanlar kötü işlere görebiliyor diyorsun. Biz de buradan suç oranlarını azaltmak için, biz de buradan suç oranlarını azaltmak için daha güzel şeylere, daha verimli şeylere, üretmek çok güzel. Daha çok insanlar üretsin ama zararlı değil, yararlı şeyler üretsin. Sürekli buradan çağrıda bulunuyoruz. Tekrar teşekkür ediyorum. Sevgili izleyenler, Siyah Beyaz programı sonuna geldik. Şimdi vizyondaki filmleri ekranlarımıza taşıyacağız. Bakalım bu hafta vizyondaki filmlerimiz nelermiş? Çok güzelim be. En saniyede aşağı inersem hayatımın aşkını bulayım. Amin. Baa, yakışıklısın. Ben gideyim. Olur. Oldu, gömüşürüz. Peki. Aşık oldum be. Oh Esmer, ben sarışın. İnanılmaz yakışıyoruz ya. Gidip dükkanınız hayırlı olsun diyeceğim. Ne var ki bunda bu kadar abartacak? Dükkanınız açık kalmış. Ana, ne diyorum ben? Sen nerelisin çocuğum? Şirinceliyim. Şirince'm. Hiç duymadım ya. Kıyamet kopacak dediler de herkes toplaştı ya. Kopmadı kıyamet. Kopa da bilirdi ama. Her şeyi gördüm Havva. Neyi gördün? Islak mı öptü, kuru mu öptü kız? Hayırlı olsun. Bir daha başka kadınlarla görüşmeni istemiyorum. Anlamadım. Şşş bak kızım, böyle seksi seksi konuşup erkek avlamalar falan. Sen neyin peşindesin ya? Ben daha önce kimseyle öpüşmedim ama seninle öpüşürüm. Kız! Deliha! Deliha değil, adım Zeliha. Yendim lan! Ben seni yapıştırdığım ilk gün ne dedim? Bana çok güvenme dedim. İşte yemeğinin malını yerler. Zaten sen de çok yıprandın ha. Kenarların falan yırtıldı. Bismillahirrahmanirrahim. Deliha! Ben sizi yavaş atıyorum. Kaçmalarım, hakkınızı helal edin. J'ai fait mon premier poulet basquez à 4 ans, mon premier soufflé à 5. Ma puissance culinaire est sans limite. Tu sais, mon gars, ici, c'est un restaurant de routier. Alors, on fait surtout du steak frites, des saucisses frites et de l'andouillette frites. Bonjour, chef. Bonjour, chef. Bonjour, chef. Non, ça va pas. On peut pas présenter ça à la carte du printemps. J'ai plus d'idées comme avant. Attends, c'est le quatrième restaurant qui te vire ce mois-ci? Ils comprennent rien à ce que je fais. Rien. Incroyable. Qui a fait ça? Tu vois le peintre là-bas? Le peintre? Demain, 8h au cargo. Vous êtes en retard. Oui, 8h02. C'est bien ce que je dis, vous êtes en retard. Et on va où, là? Sur le plateau télé, on va faire mon émission. C'est quand même bien meilleur sans ciboulette ni temps. Ta gueule. La création ici, c'est moi! Eh ben, au revoir, monsieur Lagarde. Si tu perds une étoile, ton contrat, il saute. Je suis cuit.
Je sais, je connais quelqu'un. Goûtez. On arrête de mâcher quand? Continuez à manger. Et Cyril Boss, pourquoi est-ce qu'on n'irait pas manger dans son restaurant? Mais tout le monde me connaît. Konnichiwa. Konnichiwa. C'est un spaghetti au riz de veau. J'ai fait un rapprochement entre un plat d'Alexandre d'aujourd'hui et une sauce d'Alexandre d'hier. Oui, bien, Alexandre vous dit de ne plus faire de rapprochement entre Alexandre et Alexandre. Mais je sais quand même comment Alexandre travaille. Mais Alexandre, c'est moi! Et alors? Je vois pas le rapport. Ben bir köylü kızıyım, tay la 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 la. Vuruldum ben bir gence, tay la 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 la. Kömür gözlü pek ince, tay la. Şarkıcı olmayı istedin mi hiç? Gözlerinde görebiliyorum. Bu bizim kaderimiz. Müzik hayatımızda hiç susmayacak. Ne şarkısı lan? Ha? Ne şarkısı? Seni oku diye gönderiyoruz o okula. Kaşakol diye değil. Peri kızı. Bir gün Türkiye. Senin sesinle yankılanacak. Şimdi kıyam zamanı. Şimdi intikam. Aynı kandan bir düşman ol. En can yakanından. Allah ikinizin de belasını versin. Abla sus. Sus, hep senin sesin, hep senin sesin. Sus. Kaçalım buradan. Gir içeri. Dönecekti. Biliyordun adım gibi. Star olduktan sonra sırtımı sağlam hiç kimse deviremez bize. Birlikten ne doğar? Kuvvet. Hadi bakalım. Bir dakika beni dinler misiniz? Biz iki tane şarkı kaydettik. Bütün varımızı, yoğumuzu, bütün hayatımızı, her şeyimizi ortaya koyduk. Şimdi ve şu anda bizim şarkılarımızı dinlemek isteyen elini kaldırabilir mi? Sana bir sahne adı bulmamız lazım. Ay Peri. Adın bile sahtesin. Ulan seni ben yarattım be. Adını bile ben koydum senin. Hoşladın mı suyu? Ben hayatımın peşinden gittim. Şimdi olsa yine giderim. Akşam burada mı takılıyoruz yoksa dışarı takılıp mı buraya geliyorsun? Arkadaşlar bence başınıza bela almayın. Zaten bir yer kalmış. Evet gençler, parti başlıyor. Bence gecenin o anına geldik. O ne ya? Gözlerinizi kapatın ve içinizden bildiğiniz bir dua okuyun. Ey ahir zamanın hakim ve hikmetli sahipleri, bu topraktan yaratılmışlara ses verin. Live in the woods. They'd catch us. Well, maybe not. We wouldn't make it 5 miles. Welcome, welcome. The time has
come to select one courageous young man and woman for the honor of representing District 12 in the 74th annual Hunger Games. It's your first year, Priya. My name's only been in there once. They're not gonna pick you. I volunteer as tribute. Our tributes, Peter Mullark and Katniss Everdeen. They just want a good show. That's all they want. There's 24 of us, Gail. Only one comes out. So you're here to make me look pretty? I'm here to help you make an impression. And so it was decreed that each year, the 12 districts of Pan Am shall offer up in tribute one young man and woman between the ages of 12 and 18 to be trained in the art of survival and to be prepared to fight to the death. This is the time to show them everything. Make sure they remember you. I just keep wishing I could think of a way to show them that they don't own me. If I'm gonna die, I want to still be me. I just can't afford to think like that. Tarifi imkansız acılar yaşıyorum. Yalnız. What's the meaning of? Asfalt flowers, çiçek. Asfalt çiçeği. Bir şey gelecek diye çok korkuyorum. Zaten çok sıkıntılıydı. وَالضُّحَى وَالْلَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى. Uğraşma, hiçbir varlık kendi sınırlarını kendisi çizemez. Hiçbir otoriteye boyun eğmeyeceğim. Hiç kimseye kulluk etmeyeceğim. Ölmeden önce sen ne yapmak isterdin? Ben mesela Galata Kulesi'ne çıkıp bütün İstanbul'u seyretmek isterdim. Aşık olmak, bir filmin esas kızı olmak. Ya daha sayayım mı? Eğer istersen bütün hayallerine bir gecede kavuşabilirsin. Düşünüyorum, 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 düşünüyorum. Hayır. Kız attın ya be. Ne? Hayır, hiç yapmazdın da ondan sorarım. Ben de seninle balığa gelebilir miyim? Hayır dedim. Ya vallahi bak, yanımda sıkılmazsın. Fıkırabilirim, şiir okurum, termodinamiği anlatırım. Ya arkadaş, sessiz, sakin bir hayatım vardı benim. Aşka içelim. Neresi başına? Ah avukat. Nasıl gidiyor bu araççı dükkanı? Ne iş yaparsın sen delikanlı? Nuri dolu.